Bugün sizlerle beraber Samsun Bandırma Gemisi, Sivas Kongre Binası, Ankara Anıtkabir ziyaret edeceğiz. Efsane bir video sizleri bekliyor. Lan ne geldi lan? Yok. Bizim reybi turbuyla tans ya sürük deyip geri geleceğiz. PUBG Mobile Türkiye kanalında hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Evet arkadaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümüne özel Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun Tütün İskelesi'ndeyiz. Bugün sizlerle beraber Samsun Bandırma Gemisi, Amasya Genelgenin imzalandığı bina, Sivas Kongre Binası, Ankara Anıtkabir ve son olarak da Kütahya Büyük Taarruz Şehitleri'ni ziyaret edeceğiz. Efsane bir video sizleri bekliyor. Bayram gününde bayram anlamını taşıyan videomuza başlayalım. Atatürk silah arkadaşları yani şehitlerimiz bu gemiyle İstanbul'dan Samsun'a geldi. Biz de sizlerle birlikte inceleyeceğiz içini. Gerçekten Bandırma Vapuru'nun tarihimizde yeri çok büyük. Harekatın ilk başlamasına sebep olan gemi. Şimdi hep birlikte Bandırma gemisini inceleyeceğiz. Vay be, tarih kokuyor kanka, şuna bak ya. Bu vapurla giderken burada Atatürk ve silah arkadaşları hazırlıklarını, planlarını bu güvertede yapıyormuş. Arkadaşlar bu bandırma vapuru sonradan birebir aynı boyutlarda yapılmış. Hey. İnanılmaz ama ya. Çok güzel duruyor ya. Bak, müziklere bak. Hep öyle eski tarz müzikler çalıyor şu anda. Gerçekten bizi geçmişe, o tarihleri sanki yaşıyoruz şu anda. Bak, 19 Mayıs 1919. Arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda giydiği gerçek smokin. Bugüne kadar çok iyi muhafaza etmişler, bakar mısınız? Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal beylik tabi. Oha! Kılıfı da oha! Oğlum çok iyi ya! Bunu nasıl muhafaza etmişler böyle, vallahi helal olsun. Ve arkadaşlar, bu halka açık bir müzedir. Sizler de Samsun'a geldiğinizde kesinlikle Bandırma Gemisi'ni ziyaret edebilirsiniz. Neye bakıyorsun? Pervanenin devasa büyüklüğüne bakıyorum. He. Acaba hangi materyaller kullanılmış? Tamam, ne yapacaksın onunla? Aklımda deli sorular yok, var. Hadi gidelim. Yok. Hadi gidelim. Onu biz biliyoruz. Yok, onu bize vermezler de. Hadi gidelim. Yalnız hadi çok iyi uçarak yapıyoruz. Arkadaşlar gezdik, hadi gidelim. Yalnız çok iyi uçulmaz mı o pervaneyle? Yok, uçulur. Samsunlulara selam olsun. Devam ediyoruz. Samsunlular bir yorumda kendini belletsin bakalım. Geçelim. Kimler Samsun'dan izliyor? Yorum yapın. Samsun. Lan lan lan! Lan ne geldi lan? Lan Emre yürü! Emre! Arkadaşlar burası Amasya Saraydüzü Kışlası. Amasya Genelgesi'nin imzalandığı yerdeyiz. PUBG Mobile Toros'uyla 200 km yol geldik Samsun'dan Amasya'ya. Yandık. Sıcaktan Emre'yi unuttuk arabanın içine, biraz önce gördüğünüz kaçıyorduk. Şimdi Amasya Genelgesi'nin imzalandığı Saraydüzü Kışlası'nı sizle beraber bir gezelim. Evet arkadaşlar, Atatürk Amasya'ya geldikten sonra Amasya'daki karşılama heyeti burası. Burada karşıladıktan sonra bir genelge yayınlamak için tüm illere telgraf gönderiyor. Evet arkadaşlar, burası da Amasya Genelgesi'nin imzaladığı yer.
ne kadar mütevazi bir masa görüyor musunuz arkadaşlar? Ne şartlar altında bu ülke bağımsızlığını tekrar kazanmış? Amasya'ya gelirseniz burayı da gezmenizi tavsiye ederim. Gerçekten vatanın bağımsızlığı çok zor şartlar altında kazanılmış. İstanbul hükümeti artık hiçbir şey yapamaz hale geldiği için Atatürk ve silah arkadaşları Amasya genelgesini hazırlamışlar. Ve tüm illerden temsilci çağırarak Amasya genelgesinden sonra Sivas Kongresi'ni hazırlamışlar. Birazdan Sivas'a da geçeceğiz inşallah. Orada da çok güzel yerler var. Videodan ayrılmayın, videomuz devam ediyor. Yapılmış. Çalıştı. Oğlum kaldı bitiyor, bas. Ne oluyor lan? Bas. 219 kilometre yolumuz var arkadaşlar. Bu şekilde. Emre bu nasıl gidecek Sefa? Lan bana bırak. Emin misin? Emre'yim. Sen daha vitesi bulamıyorsun Emre. Ben vites atacağım, tamam mı? Tamam. Bu nasıl bir şoförlük? Biriniz vites atıyor, biriniz direksiyon atıyor. Oğlum bu otomatik vites. Yarı otomatik Emre, değil. Tam Emre otomatik. Araba kalmıyor, şimdi geçeceğim, tamam mı? Mami buna niye verdik biz araba? Bırak. Bir sabit olalım. Tamam bak, Emre yavaş. Emre, hayır Emre yavaş. Emre, vites atmamız araba gerekecek, yavaş. Arkadaşlar bu arada Türkiye PUBG Mobile kanalında abone olmayı unutmayın. Kesinlikle. Bu videoya 100 bin like gelirse PUBG Mobile kanalında sizlere mükemmel bir sürprizimiz var. Like butonunu çökertin abi. Sana diyorum lan, yarına kadar diyorum. 25 bin falan olur, üstüne koyarız yani. Mami. Lan! Ha! Arabayı kim sürüyor? Sürüyorum ben, sürüyorum. Uyuyacaksan sağa çek, ben alayım ha. Go pilotu aldım. Ben de arkadan laf anlatayım, herkes uyuyor arabada. Yok yok. Evet arkadaşlar, şu an Sivas'ta Sivas Kongre Binası'nın müzesine geldik. Birazdan içeriye gireceğiz. Tüm tarihi anıları birlikte canlandıracağız. Hepinize elimizden geldiği kadar bitki bilgiler aktaralım. Bu arada PUBG Mobile kanalına abone olmayı unutmayın. İçeride görüşürüz. Hadi bakalım. Bu gördüğünüz yer daha önceden Sivas Kongresi yapılmadan önce 1892 yılında Mektebi Sultaniye adı verilen bir okuldu. 1919 yılında burada Sivas Kongresi için toplandılar. Delegeler ve Mustafa Kemal Paşa burada Sivas Kongresi'ni gerçekleştirdiler. Daha sonrasında da burası müzeye çevrilmiş. Gerçekten çok tarihi eski bir yer. 1892 tarihine dayanıyor. Biraz gezelim. Bu odada Mondros mütakeresi ve o dönemdeki Türkiye'nin işgal altında olan illeri gösteren bir harita var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada bütün illerimizi farklı farklı ülkeler işgal etmiş. Fransızlar, Yunanlar, Adana, Çukurova bölgesi, Fransız birlikleri varmış. Osmaniye ve İslahiye'yi işgal etmişler. Burada tüm hepsinin detayları görünüyor. Sivas Kongresi'nin amacında da Atatürk delegeleri bir araya toplayıp halkı kurtuluş mücadelesi için bilinçlendirmeye çalışıyor. Delegelerle beraber Sivas Kongresi'nde milli mücadelenin, ülkemizin kurtulmasının ilk adımları atılıyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz oda 1915'teki Sivas Lisesi'nin günümüze aktarılmış hali diyelim. Bu gördüğünüz sınıftaki Çanakkale Savaşı'nda hepsi şehit düşmüş ve hiçbiri mezun olamamış. Hocam hakkını helal et. Biz Çanakkale'yi şehit olmaya gidiyoruz diye bir not düşmüşler arkadaşlar. Arkadaşlar bu odada da gördüğünüz gibi bir tane telgraf var. Bir tane de eski tarihlere ait telefon var. Sivas Kongresi'nde telgrafın önemini anlatmak için hazırlanmış bir oda. Atatürk'ün Times dergisine verdiği röportajda Atatürk'e soruyorlar. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandınız diyorlar. Atatürk de diyor ki telgraf telleri sayesinde kazandım diyor. O yüzden o dönemlerde telgraf çok önemli. Burada da bir tablo var arkadaşlar. Sivas Kongresi'nde Atatürk ve telgrafçı arasında
aramızda şöyle bir anekdot geçiyor arkadaşlar. Telgrafçı hava şartları iyi olmadığı için o gün telgraf çekemeyeceklerini söylüyor. Mustafa Kemal Paşa'nın da acil bir telgraf çekmesi gerekiyormuş arkadaşlar o dönemde. Telgrafçının öyle söyleme sebebi de hava şartları iyi olmadığında teller üzerinden yıldırım telgrafa düşebiliyormuş. O yüzden riskli bir durumda Mustafa Kemal Paşa diyor ki ölürsek de beraber ölelim diyor. Telgrafçının elinin üzerine elini koyuyor ve o telgrafı o gün çekiyorlar. Evet arkadaşlar, Sivas Kongresi'nin en hararetli geçtiği konu manda ve himayenin kabul edilip edilmemesi. Atatürk Sivas Kongresi'ne ara verdiğinde odasına dinlenmeye çekildiğinde Hikmet Boran Atatürk'ün dinlendiği odaya gidiyor ve elini bu şekilde sallayarak paşa manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez. Kim kabul ederse etsin bu siz bile olsanız sizi vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak ilan ederiz diyor. Sonrasında arkadaşlar Atatürk'ün verdiği cevap da merak etme çocuk gençlikle gurur duyuyorum. Parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm. Evet arkadaşlar, biraz önceki binaya dahil olduğumuz kapı daha sonradan yapılan bir kapı. Ama Atatürk 2 Eylül 1919 yılında Sivas Kongresi'ni yapmak için bu kapıdan içeriye giriyor. Hep birlikte Sivas Kongre Müzesi'ni gezdik. Zamanında çok sıkıntılar çekmişiz arkadaşlar. Bugünümüze şükürler olsun. Evet arkadaşlar, şimdiki istikamet Ankara. 400-500 kilometrelik Anıtkabir'e gideceğiz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar Sivas'ta gazilerimizi ziyaret etmeye geldik. Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ndeyiz. Bülent Buluğuzlu Gazi amcamızla beraberiz. Şimdi ona bazı sorular sormak istiyoruz müsaadeniz varsa. Buyurun. Evet, Kıbrıs gazimiz Bülent amcayla birlikteyiz. Bülent amca hangi savaşa katıldın? Kıbrıs Barış Harekatı'na. Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldın. Bülent amca savaşta başına gelen bir olay ya da oradaki yaşadığın şartlar bunlardan bize bahsetme imkanın var mı biraz? Tabii. Sakıncası yoksa. Tabii. Ben Adana Osmaniye 50. Piyadalarında askerdik. Barış Harekatı'nın başladığından bizim bildiğimiz yok. Ancak alarm çaldığında bizi topladılar Adana Osmaniye'ye. Oradan da Kıbrıs'a indiğimizde Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığını öğrendik. İlk indiğimizde işte sağdan soldan bizim çıkartma gemilerine ateş ediyorlardı. Ve Halil İbrahim Karaoğlu gemiden indi, sancağı oradaki kameraya astı ve bütün gemiler boşalmaya başladı. 5 Ramak Dağları'ndan aşıp öbür tarafa geçtik. Cephaneniz yeterli miydi yani? Cephane sorunu yaşadınız mı? Zaten yemeğimiz yoktu. Cephanemiz zaten sınırlıydı. Barış harekatı olarak dediği için diğer güçlerin bizim teknolojik silahları götürmemiz yasaklandı. Yoksa 205'lik obüslerimiz vardı bizim. Mesela onları götüremedik. 105'lik teknolojik obüsler vardı. Havanlar vardı. Makine uçak savarlar vardı. Birleşmiş Milletler müsaade etmedi artık. Hangi dilek müsaade etmediyse. Sıkılmadınız, davet ettiniz, geldik. Bilmediğimiz şeylerle bizi bilgilendirdiniz. Allah razı olsun. Abi cümlemiz öyle. Biz izniniz olursa kalkalım. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Elinize öpüyorum. Arkadaşlar şu anda Anıtkabir'e geldik. Atamızın mezarını ziyaret etmeye içimiz kıpır kıpır. İçeride alabildiğimiz kadar görüntüleri almaya çalışacağız sizler için de. Bu etkinliği bize sunan PUBG Mobile Türkiye kanalına da çok teşekkür ederiz. Şimdi yavaş yavaş meşhur asfaltlı yoldan atamızı ziyarete doğru geçiyoruz arkadaşlar. Fazla görüntü almamıza müsaade etmiyor arkadaşlar Anıtkabir'de olduğumuz için. Şimdi atamıza çiçek hediye etmek istedik. Onun için çiçek yaptırdık. Çok büyük çiçek de içeriye almıyorlarmış. Nacizane bir çiçek atamıza bizim hediyemiz. Bunu bırakıp çıkacağız şu an. Konuşmak zorundayız. Çiçeği de getirdim. Ne demek istersin? Evet abi. Hı hı. Arkadaşlar Erzurum Kongre Binası'na gidemedik. Bu şekildeymiş gördüğünüz gibi. Bu arada Erzurum Kongre Binası.
Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nda sizlerle beraber olacağız. Hadi geçelim. Sevgili dostlar, Kütahya'ya giderken bir çılgınlık yapalım dedik. Tarlanın ortasında PUBG Mobile torosunda PUBG Mobile oynayacağız. Çok güzel bir çılgınlık sizleri bekliyor. Bir dakika, cezalı. İlk başta Mami ile Emre oynayacak ve cezalar. Sen? Ben araba kullanıyorum bu oyunda. Kazananla da ben oynayacağım. Ama öyle bir cezalar olacak ki. Şimdi arkadaşlar, tamam, biliyorsunuz araba sallanıyor. PUBG Mobile'de de araba sallandığı zaman oynamak zorlaşıyor. Ben şimdi bunları sallayacağım. Çıldıracaklar. Kim yenerse diğerine efsane bir ceza geliyor. Haydi bakalım. PUBG Mobile Challenge başlıyor. Aa, başlattım. Hazır mısınız? Hazırız. Sağ taraftan gel. Sağ taraf. Dur, fazla sallama. Sefa, fazla sallama. Karşılaştınız mı? Arenada mı? Al. Dur. Duruyor. Vuramadın. Al. Cezayı da yenen belirler ha. Cezayı yenen belirler. Yavaş. Al şunu ikili. Al şunu. Vurdu mu? Düzgünsün. Oğlum. Ağam geçmiş olsun. Emre'nin cezayı çekecek. Ben ilgilendim. Ceza ne? Ceza. Ben biliyorum, gel. Yok, ben bilmiyorum. İlk cezamızı veriyoruz arkadaşlar. Mami kazandı. Emre'nin cezası başlıyor. Ceza ne lan? Gel. Lan atsana lan. Şoför olmak çok güzel gerçekten. Sefa tut. Gelsene lan. Emre gelecek. Ceza meza çekmiyor, anladın mı? Yok. Dur lan. Lan oğlum, bu başka bir bölüm. Bu gel. O değil. Gel böyle çık. Hah, aldım kanki. Oğlum, ne yapacağız bunun cezası ne? Yok. Ben çektirdim. Lan yok. Lan bu bir mal olmaz. Lan ne yapıyorsun? Bir dakika. Ceza ne? Bir net bir şekilde söylesene. Baba ne olacak? Buyurun, bunu buraya bağlayacağız. Buradan bir basacağız, Emre'yi bir turboyla tas ya sürükleyip geri geleceğiz. Abi ayağından bağlayıp sürükleyemeyiz adamı, çıldırdın mı? Burası PUBG Mobile kanalı ya. Sürüklesek daha iyi olmaz mıydı? Yoruma yazın Allah aşkına. 100.000 like gelirse söz veriyorum size sürükleyeceğim. Tamam, geçin o zaman. İkiniz de oynayın. Hanginiz yenilirse ona ceza veriyorum. Ben yendim. Yavaş oğlum. Bak araba bozuldu. Yoldan alırız. Daha yolumuz var. Oynayamak bu şartlar altında. İlk vuruş benden. Ben oynayamıyorum ki bunun yüzünden. İlk vuruş tabii senden olur. İkinci de geliyor. Kardeş bak, bir yere adamlara vurur. Lan oğlum lan. Kardeş bak, ben vurdum bana. Yap mami, güzel oluyor. O arabanın içinden geç. O arabayı bize hediye etsinler. Aa, ne oldu? Anladım. Mami ile dikkatli al. 2-1 baba, 2-1 devam. Al, 3 al. Yerirsen böyle yersin. Araba gidelim. Aa, 400 oğlum, baksana oyuna. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala seyyidine Muhammed. No, 500! 500! Teker koptu, yavaş. Lan saniye bitti. Yani saniye bitti. Cezaya geçelim arkadaşlar. Emre yenildi. Ben dayanamam. Buraya gel. Arkadaşlar, Sefa kazandı. Mami de kazandı. Ben kaybedenler oynuyorum. Ben diyorum ki bağırca kilitleyek bunu. Nefessiz kalsın. Yok. Kardeşimin ikinci çocuğu olabilir arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun diye. Hayırlı olsun. O yüzden zarar vermeyecek bir şey yapalım Emre. Biz buradan binek gidek baba. Ankara Polatlı'da Kütahya'ya geçek. Oha. Sen otostopla gel. Yok. Tamam, yok. Yok. Görüşürüz. Valla. Kanka yok. Tamam. İncitmeyin kardeşimi. İncitmeyin abi. Bir dakika. Bağırca mı girmek istiyorsun? Yok. O zaman otostop çekiyorsun. Gidelim. Emre de geliyor. Kaç. Stop. Dur, şu sefer dur. Evet, Emre'yi bıraktık arkadaşlar şu an. Kütahya'ya gidiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. O çocuk saat kaçta gelecek? Bilmiyorum. Otostopla gelebilirse Kütahya'dan alacağız Emre'yi. Gelemezse de Kütahya'dan Adana'ya geçeceğiz. Evet. Adana'ya kadar otostop çekeceğiz. Dur. Ben de geliyorum. Hayır, beni de götür gittin yere. Aha, vallahi durdu. Dur. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ben 4'e kadar gidiyorum.
Kütahya da o taraf değil mi? Tamam, beni de oraya doğru götürsene. Kütahya'ya mı gidiyorsun? He ya, beni buraya bıraktılar. Ceza olarak buradan otostop çekerek Kütahya'ya doğru gideceğim. Arkadaşlar bu arada telefonun şarjı bitti. Şöyle de göstereyim. Artık ben orada gidip de nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Abi sizin telefonlarınızı kullanabilir miyim her şeyse? Maalesef. Vermiyorum. Diğer abi verir mi? Anladım. Hoppili lay 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 lay. Ya çektiğin yeter artık ya. Kapat bence. Abi ama bu YouTube ya, videosu. Yeter, çok çektin ya. Ben güvenmiyorum sana, bana şüphelenmeye başladım senden. Böyle sürekli kayıt alıp duruyorsun. Abi tamam da ben şey yapmadım ki, sizi çekmiyorum ki. Olsun, oradan buradan çıkmayalım, ben istemiyorum. Bence yok kapat. Abi yok, çıkmazsın zaten. Tamam. Bence inatlaşma benimle, kapat. Abi yalnız benim cezam var, o yüzden kapatmam. Ya bence. Abi. Abi. Kardeşim sonunda bizi buldu. Biraz geç oldu, akşam oldu kardeş ama. Kardeş deme, artık kasımız. Bir araya geldik. Ya, eğlence de olsun dedik arkadaşlar. Yani. Çok eğlenceli. Aa, neler yaşadın bir bilsen. Bilmiyoruz neler yaşadığını. Şarj, bak bir dakika. Şarjım kalmadı. GoPro adam elimden aldı. Onu da açıkta bırakmış. Onun da şarjı bitmiş. Elimi aldım, bomboşum. Neyse. Ben yürü git, senden hasım şu saatte sen. Sen de iter. Son durağımız olan Kütahya'dayız arkadaşlar. Zafer abidesindeyiz. Son olarak da Sancaktar Mehmetçik Antı'na gideceğiz. Gün de batıyor. Koskocaman turnenin sonuna geldik. Bunu da bırakalım en son videomuzu. Sancaktar Mehmetçik abidesinde biteceğiz inşallah. Normal, ben anıt mıyım? Evet arkadaşlar, şehit Sancaktar Mehmetçik anıtındayız. Çok gururlu, yorucu da olsa yeri geldi güldük eğlendik, yeri geldi tüylerimiz diken diken oldu. Son noktamız olan sonunda Kütahya'ya geldik. Arkadaşlar şu anda Taarruz Savaşı'nın yapıldığı alandayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı savaş. Yani bu savaşı kazandık ve düşmanları ülkemizden kovduk. Gerçekten güzel bir video oldu, güzel bir yolculuktu. Çok onur ve gurur vericiydi. Sözü Emre'ye bırakıyorum. Çekilelim. Arkadaşlar arkamızda da gördüğünüz gibi anıtı ben size özet olarak anlatayım. Savaşta bir tane Türk askerimiz öldüğü vakit sancak elinde bu şekilde vücudu taş kesildiği için heykelini istemişler. Onun anıtını da buraya yapmışlar. Buraya kadar gelip sizlere bu anıları bir nebze bile yaşattıysak ne mutlu bize. Buradan PUBG Mobile Türkiye kanalına da teşekkür ederiz. Hem sizlere yaşattığı anılar sayesinde hem de bizlere yaşattığı anılar sayesinde. 30 Ağustos Zafer Bayramınız öncelikle kutlu olsun arkadaşlar. Bu arada PUBG Mobile oyununda da 30 Ağustos'a özel bu formalar geldi. Bu formaları hepiniz ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Hepinizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Evet arkadaşlar, PUBG Mobile kanalına abone olup bu videonun altına yorum, like yapmayı unutmayın. Bize bu yolda destek olduğu için hepsine kucak dolusu sevgiler, selamlar. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.